Merhaba arkadaşlar. Bugün MetaMask cüzdanımıza Matic ağının nasıl eklendiğini öğreneceğiz. Hazırsak başlayalım. Bunun için öncelikle MetaMask cüzdanımızı açıyoruz. Eğer MetaMask cüzdanının nasıl kurulduğunu bilmiyorsanız, sağ üstte linkini bıraktım. Oradan detaylı bir şekilde MetaMask cüzdanını tarayıcınıza kurabilirsiniz. Şimdi burada MetaMask'ta ana ağımız olan Ethereum ağını görmekteyiz. Buraya tıkladığımızda aşağıda özel kısmı yazmakta. Şimdi bu özel kısmına bastığımızda bizden buradan belli parametreleri istiyor. Nedir bu parametreler? Network ismi, URL'si, chain ID'si yani kimlik ID'si, sembolü ve explorer URL'si gibi parametreleri istiyor. Peki biz bu parametreleri nereden bulacağız? Bu parametreleri bulmak için aşağıda açıklamalar kısmına linklerini bıraktım web sitemizden veya mat için kendi sitesinden bulabilirsiniz. Şimdi bu ağları eklememize başlayalım. Buradaki istediği sırayla ağları ekleyeceğiz. Şimdi geliyorum. Şurada göründüğü gibi bunu kopyalıyorum. Fakat şöyle bir hatayla karşılaşıyorum. Metamask'ı tekrar açtığımda komple başa döndüğünü görüyorum. Ve ben bu kopyala yapıştır işlemini yapabilmek için Metamask'ımda şunu yapacağım. Sağda şurada gördüğünüz 3 noktaya tıklıyorum. Ve burada Expanded Vibe denilen ekranı genişlete bastığım zaman Metamask'ım benim tarayıcı da tekrardan açıyor. Şimdi burada tekrardan aynı yere basıyorum. Ve A yükleme kısmına gelmiş oluyorum. Şimdi artık kopyala yapıştır rahatlıkla yapabilirim. Şimdi ismini Polygon Minet yani Matic olarak ekledim. Şimdi benden istediği URL'yi de ekliyorum. Chain id'sini istemiş benden. Onu da ekliyorum. Şimdi benden sembolünü istemiş. Her ağı eklediğinizde ağın ana coin'i mutlaka eklediğiniz ağla birlikte gelmekte. Sistem bu şekildedir metamask'ta. Şimdi bunu da eklediğimde en son. Kaydet kısmına bastığımda. Şurada gördüğünüz gibi Polygon Mainnet yani Matic ağını da ben MetaMask'ıma eklemiş oldum. Bunu kapatıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şu an Matic ağ benim MetaMask cüzdanıma eklenmiş oldu. Peki ben ağlar arasında nasıl geçiş yapacağım? Şurada sağda gördüğünüz gibi burada Polygon Mainnet yazıyor. Bu kısma tıkladığımda bakın burada Ethereum, daha önceden eklediğimiz Smart Chain sağ üstte linkini bıraktım. Oradan da Binance Smart Chain ağını nasıl eklediğimizi detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ve şu ana eklediğimiz Polygon MyNet. Şimdi Smart Chain'e geçtiğim zaman bu şekilde BNB yani Binance Smart Chain ağına geçmiş oluyorum. Tekrar Ethereum ağına geçmiş oluyorum. Bu şekilde Metamask içerisine birden fazla ağları ekleyebiliriz. Unutmadan Metamask cüzdanınızda bir tane cüzdan adresiniz var. 0x ile başlayan şu gördüğünüz adres cüzdan adresiniz Nereden para gönderirsiniz gönderin bu adresi kullanıyorsunuz Peki farklı ağlara para gönderirken aynı adresi gönderdiğinizde nasıl bir sorunla karşılaşabilirsiniz Bir öncelikle borsalarda Göndermek istediğiniz coin ya da tokenların Gönderirken size ağlarını sorar Eğer siz ethereum ağına gönderecekseniz erc20 ağını seçmeniz gerekiyor Smart Chain ağına yollayacaksanız BEP20 ağını seçmeniz gerekiyor. Polygon Mainnet yani Matic ağına yolluyorsanız Matic ağını seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde ağlar arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Yani borsalardan cüzdanınıza para çektiğinizde en önemli noktalardan biri ağı doğru seçmek. Çünkü cüzdan adresiniz tüm ağlarınızda aynı şekildedir. Bu videomuzda kısaca Metamask'a Mati Çağ'ın nasıl kurulduğunu öğrenmiş olduk. Unutmadan bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan soruları veya görüşlerinizi aşağıda yorumlar kısmına yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.